Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik, Instagram'da denenme rekorları kıran ve çok beğenilen harika bir tavuk çorbası tarifi vereceğim. Hem çok besleyici hem çok lezzetli olacak. Tavuk yemeyen veya o çorbayı çok sevmeyen çocuklarınızın bile zevkli içeceğine emin olduğum bir çorba. Malzeme listesini ben aşağıda belirttim. Burada da sayacağım, fakat şunu belirtmeliyim ki ben bu çorbayı yaparken evdeki kişi olduğumuz için yarım ölçü yaptım. Fakat size ölçüleri 4 kişiye denk gelecek şekilde vereceğim. Öncelikle 2 adet kalçalı tavuk buduna ihtiyacımız var. Özellikle kalçalı tavuk budunu tavsiye ediyorum. Çünkü çok lezzetli bir tavuğun çok lezzetli bir kısmıdır. Ayrıca da yağlı olduğu için çorbamıza harika bir tat verecektir. 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim ve tavuklarımızın ön ve arka yüzlerini güzelce mühürleyelim. Burada mühürleme kısmı çok önemli. Özellikle çorbamızın püf noktalarından, lezzet tüyolarından biri olarak bakabiliriz olaya. Mühürlediğimiz tavuk sularının üzerine de bir tane küçük soğanı soyacağız ve bütün olarak atacağız. Yaklaşık 6-7 su bardağı suyu ilave edelim. Tavuklarımız ve bir tane bütün soğanımız bunların içerisinde güzelce kaynasın. İyice kaynayacak, tavuğumuz yağını, suyunu bırakacak ve artık lime lime olacak hale geldiği anda çıkartacağız. Suyumuz kalsın, bir maşa yardımıyla hem tavuklarımızı hem de soğanımızı tavuk suyumuzun içerisinden çıkaralım. Soğanımızı artık atabiliriz. Biz burada soğanı sadece hem vitamininden faydalanmak hem de lezzetini almak için kullandık. Soğanlık artık bir işimiz kalmadı. Tavuklarımızı güzelce didikleyelim. İsterseniz elle didikleyebilirsiniz. İsterseniz bir takipçim bana tavsiye etmişti. Bıçakla doğrayabilirsiniz de nasıl arzu ederseniz. Tekrar 2 yemek kaşığı tereyağını güzelce eritelim. Ve içerisine bir tepeleme yemek kaşığı un veyahut 2 yemek kaşığı unu ilave edelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi salçamızı ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı salçamızı bu tereyağlı unluk şeyin içerisine ekleyelim ve yine salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Burada salçanın kokusunun çıkması çok önemli. O yüzden güzelce kavurmaya dikkat edelim. Yine püf noktalarından biri. Ve tüm tavuk suyumuzu bu karışımın içerisine dökelim ve 1-2 taşım kaynayana kadar ağzını açalım ve bu şekilde bırakalım. Kaynamaya çıktıktan sonra içerisine pirinçlerimizi ilave edeceğiz. 1 çay bardağı pirinç kullanacağız. Pirinçlerimizi önceden yıkadım güzelce. Sonra içerisine ekleyeceğiz. Yıkadığımız pirinçleri de kaynamakta olan bu salçalı tavuk suyumuzun içerisine ekleyelim. Ardından didiklediğimiz tavuk etlerini de çorbamızın içerisine ekleyelim. Tuzunu, isterseniz karabiberini ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre bu kısımlar. Biz tuzsuz yiyen bir aile olduğumuz için çok az tuz kullanıyoruz. Bu şekilde 15-20 dakika kadar çorbamız kısık ateşte kaynadığında artık servise hazır demektir. Çok beğeneceğiniz bir çorba olacak, inanın bana. Her yerde sıklıkla görebileceğiniz bir çorba tarifi de değil. Hataylı bir teyzenin oluşturduğu yemek kitabından almıştım ben. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.